ben Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden Bahri Bostan Ayrı. Eserini seslendirecek bir arkadaşımız var. Çok güzel okuyor gerçekten. Alkışlarınızla geliyor. 107 numarayla Çağla. Bravo Çağla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müthiş bir enerjiyle geldin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Nefes nefese kaldırın. Ben teşekkür ederim. İçin seni biraz hemen bekletiyorum. Ellerim titriyor, o kadar heyecanlıyım. Evet, konuşturmayacağım. Değerli jüri üyelerimizden hemen yorumlarını almak istiyorum. Performans ile ilgili Çağla'nın. Çağla, Demet, maşallah çok rahat gözüktü ama şimdi okudum. Sahne alıyormuşsun sanırım, değil mi? Evet. Türkü varlardı. Evet. Ama ne kadar güzel ya. Babadan 9, anneden 4 kardeşin var. Şahane. Benim için sadece anneden 4 olan, babadan bir tane, o kadar. Diğerleri ya, hani eyvah. Küçük de sadece, o kadar. Ay öyle deme. Öyle olsun. Benim de annem bir, baba ayrı bir tane, erkek kardeşim. Yok, anne bir baba ayrılıktan değil. Hani hiçbir şekilde benim kardeşimse canım ciğerimdir her zaman, ama kardeş kardeş olmalı. Karındeş olmamalı bence. Bu gece hep acılılar burada Ortaç. Acılılar hep burada. Güzel okudum. Ben bu akşam hep halk oylamasına bırakmak istiyorum SMS'leri. O yüzden 10 vereceğim, kimseye şey olmasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Serdar. Nasıl olsa Orhan abimle Bülent abla düzeyi belirleyecek şu an. Benim söyleyeceğim tek şey, çok güçlü bir sesim var. Yani şu kilodan 50-55 var mısın? 58.9. Yapma. 50 de ona. 49.5. Kilodan o diyafram, o güçlü sesin çıkması, diklerde bastıkların hepsi harikulade. Çok teşekkür ederim. Gene de aynı hatayı yapmamak istiyorum. O yüzden 9 vereceğim. Sakın alınma bana. Estağfurullah. Belki senden daha iyi okuyan çıkacak. O da onu alsın ve hak etsin istiyorum. 9 puanı veriyorum seve seve. Kardeş hakkında söylediklerini kesinlikle kınıyorum. Ne olursa olsun kanındır, canındır. Bak benim kardeşlerim baba gittikten sonra, vefat ettikten sonra birbirlerine sarılmak zorundalardı, sarıldılar. Aynı işte çalışıyorlar, aynı işi idare ediyorlar ve böyle kenetlendiler. Düşünsene kavga ettiklerini. İş bir yana batacak, kardeşler bir yana gidecek. Ne yaparsa yapsın kardeşindir, hatayı da anlar. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Beni kabul etselerdi zaten başımla gözüm üstüneydi. Ama edecek. Kabul etmedikleri. Bu saatten sonra ederler. Yapma. Ünlü oldun diye. Şimdi kesin yani. SMS gelmişti. Kardeşim. Yapma. Neyse Orhan baba. Buyurun efendim. Ben 9'u verdim. Umarım yerini bulur. Sesine öyle hakim ki. Aslında şu tempo yerine biraz daha ağır bir tempo ile yapsa o ya. Nüanslar yerine acayip oturacak. Çünkü son derece hareketli bir hançerisi var. Evet. Ve hakim. Seslere iyi basıyor. Bu tempoda bile basabiliyor. Çok önemli. Çok sağ ol. Hakim. Ve ben dediğim gibi biraz daha tempo ağır olsa, ama bu parça böyle hareketli. O da dayanamıyor. O hareketli nüansları koymak istiyor. Evet. Tabii ki. Ben senin sesin hakimiyetini anladım. Aslında dediğimi yapsaydın yine daha ifade edecektin. Ama her şeye rağmen ben onu yapmış gibi anlıyorum. Ben de 10 veriyorum. Çok da. Güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Hakimsin. Bugün cömert günümüz değil. Gördüklerimiz çok değerli. Ayrıca. Tebrikler. Sağ olun efendim. Buyurun efendim. Orta Anadolu'nun çok güzel, yürek bir efendim türküsü. Bu derleme. Bu efendim. Neşet Ertaş'tı değil mi Orhan? Orta Anadolu ama okumuştu yorumlar, büyük yorumcu. Evet. Büyük yorumcu. Bu derlemeyi. Allah rahmet evet. Eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi o Neva'dan sonraki muhayyeri yakalayışınız fevkaladenin fevkindeydi. Sizi kutluyorum. Onun için 10 veriyorum Allah size. Allah razı olsun. Tavırlı, edalı ve sadece notları basmayıp solist tavrını da son derece klas bir biçimde ortaya koydunuz. O muhayyeri yakalayış süperdi efendim.
Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok iyi puanlar aldım. Gerçekten tebrik ediyorum ben de seni. Burada bir şey göstermek istiyorum. Kendisi Türk sanat müzikisinin artık yani devinin de devi. Yani fevkaladenin fevkinde der. Bak, bağa gel, bostana gel tüm notalarıyla evde çıkarttırmış. Takip ediyor senin bastığın her notayı Bülent Ersoy. Ve burada eserin ne zaman TRT Müzik Dairesi yayınlarında hangi repertuarda olduğu, 24-61 no'lu olduğu, yöresi Orta Anadolu'su, işte Ali Çöke süresi Orhan abiyi dahi şaşırtıyor yani. Böyle bir ciddiyetten alıyorsun bu puanı. O yüzden çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Eğer siz de Çağla'yı beğendiyseniz 107 numarası olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. 3095'e mesajlarınızla destek verebilirsiniz kendinize. Ve alkışlarla senin yerine uyuruyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hem performansın hem de güzel yüzün, gülen yüzün için. Teşekkürler.